Hastalarımızın en dikkat ettiği hususlardan bir tanesi karşısındaki hekimin kendi anlayacağı dilde hastalıklarını, durumlarını, laboratuvar bulgularını anlatmasıdır. Bunu yapmak için hekimler de bazı benzetmeler kullanırlar. Mesela bu benzetmelerden en sık kullanılan kanınızda infeksiyon var cümlesidir. Aslında bu durum çok daha büyük kafa karışıklıklarına neden olur. Çünkü kanımızda infeksiyon olması tek bir durumu, tek bir laboratuvar bulgusunu işaret etmez. Mesela kan sayımında WBC diye gösterilen savaşçı hücrelerimiz, beyaz kan hücreleri, tıbbi olarak lökositler enfeksiyon durumunda arttığı için hekim bu durumu işaret etmiş olabilir. Gene laboratuvar bulgularından C-reaktif protein, CRP denilen değer bir iltihap değeridir, bir iltihap proteinidir. Enfeksiyon durumunda artar. Hekim bunu da işaret etmiş olabilir. Üçüncü olarak en sık eritrosit sedimantasyon hızı dediğimiz, sedimentasyon değeri dediğimiz hastadan alınan kanın tüpe konduğunda al yuvarların çökme hızını gösteren ve sıklıkla enfeksiyonda artan bir değeri de kastetmiş olabilir. Bu üç değer de kanınızda infeksiyon var diye anlatılabilir. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta, bu üç değer infeksiyon dışındaki bazı durumlarda da yükselebilir. Mesela beyaz küre sayısını aslında en sık yükselten nedenlerden bir tanesi sigaradır. Sigara içiminde beyaz küreler 10-15 bin arasında seyredebilir. Gene inflamatuar bağırsak hastalıkları, bazı otoimmün ve romatizmal hastalıklar, tümörler, travmalar, cerrahi sonrasında da hem beyaz küreler, hem eritrosit sedimantasyon hızı, hem de CRP yüksek olabilir.